arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel, neredeyse yaz gibi diyebilirim yani. Biz de bu havanın güzelliğinden yararlanmak için ben asma budamaya geldim. Evimizin yanında bir asmamız var, onu budayacağız. Semaverimizde çayımızı koyduk. Hem budama yapıp hem de evin yönlerinde iş tutmaya çalışıyoruz. Bu arada misafirlerimiz de var, onlarla da tanışacağız inşallah. Burada da kendiliğinden dut ağacı bitmiş, şeftalimiz var bir yandan. Kiremimiz gördüğünüz gibi yaz dolayısıyla patladı, çiçek açacak maalesef. Bu zamansız açılan çiçeğin şu anda zamanı değil ama bilmiyoruz sonumuz ne olur. Bir yandan da onları biliyoruz. Asma da buraya gelmiş. İnşallah havanın güzelliği asmayı biliyoruz ama don olup da kurursa o zaman kötü. O yüzden çok fazla budamamaya çalışıyorum. Şöyle 2 göz, 3 göz koyuyorum. Belki don olursa asma şey yapmasın, kurmasın. Asma budamamıza ara verdik. Şimdi çay faslımız. Bu arada misafirlerimiz var. Eşimin yeğenleri geldi. Kardeşim var. Onlara kızlarımızla bir şeyler yapmışlar. Burada bahçemizde çay keyfi yapıyoruz. Çayımız da güzel çıkmış. Demlenmiş, güzel demini de almış. Şimdi çardağımızı yenileyecek bu arada. Bir taraftan çardak yenileyeceğiz. Bir taraftan da budayıp bahçemizi güzelleştireceğiz inşallah. Bu arada eşimin yeğeni de arı şeyi yapıyor bahçemizde. Arı yapacak bahçeye. Bizim köyümüzden biraz uzak bahçe var. Ayı geliyor bahçeye. Bahçelere geliyor yani. O yüzden o da ayıları korumak için kendince şeyler yapıyor orada. Koruma şey yapıyor. Çekebilirsin o taraftan. Eşim, yeğeni, eşi Münevver, Hakkı. Annemi tanıyorsunuz zaten. Nasıl bir şey yapacaksın Hakkı? Anlatsana şeyi. Arı koruma şeyi ben tam anlayamadım yani. Şimdi nasıl bir şey yapmayı düşünüyorsun? Arılara genellikle ayılar musallat olduğu için arıların korunması amacıyla bir muhafaza yapıyoruz. Saçlı bir muhafaza olacak. Etrafını komple saç kapatacağız. Ayı alamayacak değil mi? Ayı pençesiyle falan açamayacağı şekilde. Evet, o beyaz şeyler değil mi? Kaba kaba. Evet, şu plakalardan kullanarak yapacağız. Kafes. Ön tarafı kafes. Da parmaklıklı kafes. Olacak. Bir kafes, bir nevi. Kendileri Bursa'da duruyorlar. Bursa'dan geldiler. Arıcılığa merak sardık. Meraklılar arıcılığa inşallah projek. Yapacaklar. Güzel olacak. Arı yemezse. Bal yiyeceğiz inşallah arı değil mi? Arı yemezse. Olur sonra. Ayı yemezse nasıl, biz yeriz. Nasıl inşallah. Ayı yemezse biz yeriz balları. Evet. Anne eskiden ayı falan yoktu değil mi dağlarda? Var mıydı? Vardı. Var mıydı eskiden de? İnekleri bastırılır dağda. Ya. Ben de anne yemiş ayı. Şey, öldürüyor, gömüyor evet, toprağı. Hayvanları değil mi? Üstüne çalı çırpıyı yığıyor. Ama köye kadar inmiyormuş eskiden, öyle mi baba? Yani hani şimdi yenilerde diyorlar köyün içine indiriliyor. Ya biraz da koyun sürülerinin falan olmaması, köpeklerin olmaması ayılara daha geniş bir şey alanı sağladı. Belki şu an yiyecek bir şey bulamıyorlar oralarda. Kimse yaşayan kimse yok ya artık yukarılarda. Çay da on numara de olmuş. Değil mi? Güzel demini almış. Şunlar da kızlar. Kek de çok güzel. Duman da bize geliyor. Kızlar yapmış. Bu da bizim acem çalkanları, ziyar alması. Dün köyden, köydü bahçeden çıkardık da. Dün çıkardık. Acem çalkanlarımızda. Evet, buyurun. Rabiyeler kim yaptı? Kızlar. Beraber yapmışlar, ellerine sağlık.
doğru. Şu yanaş. Masaya yanaş. Evet arkadaşlar. Şimdi dışarıda çayımızı içtik. Budamamızı yaptık. Şimdi akşam yemeğimizi hazırlıyoruz. Eve akşam yemeğine geldik. Bahçede kazımızı kestik. Temizledik, yolduk. Şey yaptık. Şimdi derisini soyduk kazımızın. Etini ısladık buraya. Yağlarını da derilerini ve şu yağlarını da doğrayıp tavamızda şey yapacağız. Eriteceğiz. Ondan sonracını bandıma yapacağız. Allah nasip ederse. Şimdi onları da aşama aşama göstereceğiz size. İnşallah. Bu derisi. Bu da içinin iç yağı. Şimdi kazın. İnce ince doğruyorum böyle. Nasip olursa yiyeceğiz. Bıçağımızda az mı keseyim? Ne yapıyor? Zor kesiyorum da ya. Tavamızda derdik. Şeyi de düdüklüye koyan akşama. Misafirlerimiz de var. Yetişsin. Yiyelim inşallah. Hep beraber. Böyle şeyle kalabalığına iyi oluyor. Kalabalıkta yemek güzel oluyor. Bıçağı bilemeli. Bayağı zor kesiyor bıçak. Körleşmiş. Evet birazını doğradım ben. Bak gördüğünüz gibi eriyor. Şimdi şunu da katacağız. Bu şekilde eriteceğiz. Ondan sonra çilingirde süzeceğiz şeyini. Bu şey olacak. Kıkırdak diyoruz. Kalan da etleri kıkırdak şeklinde olacak. Yağını alacağız. Sonra biraz su katıp bandıracağız Allah nasip ederse. İnşallah. Ne? Yağımızı erittik böyle kıkırdak diyoruz biz buna. Kıkırdak oldu. Yağları eridi. Süzdük böyle bu şekilde kaynadı. Şimdi bunu bir kaba koyacağız. Sonra kullanacağız yine onu atmayacağız. Şimdi yağımız kaynıyor. Buna bir bardak aşağı yukarı bir bardak şeklinde su koyuyoruz. Sonra bunu biz bandıracağız. Bir kontrol edeceğiz. Tekrar şey yapacağız. Tuzumuzu da koyalım. Şöyle birazcık da tuz koyuyoruz. Çok acı olmayacak. Hafif. Az daha koyalım. Yeter. Tamam. Bu bir daha bir dalsın. Ondan sonra şey yapacağız. Bandıracağız. Suyumuzu bandırmaya başladık. Suyumuzu koymuştuk zaten. Tuzumuzu da koyduk. Tepsiye de yufka ekmeklerimizi serdik. Burada süzdürüp oraya alacağız. Bununla da bandıma ekmeklerimizi yaptık. Böyle üçgen şeklinde kestik. Bu şekilde şimdilik bandıracağız. Allah nasip ederse tabii büyükler kadar da becerikli olamıyoruz ama yapmaya çalışıyoruz kendi şeyimizce. Değil mi anne? Oldu mu anne? Şöyle süzdürüyoruz. Buraya çilingirimize koyuyoruz. Biraz az alayım da. Karıştıracağız da suyu dibine çökmeyecek değil mi anne? Şey ya. Oluyor mu anne? Oluyor. Bu şekilde varsa ekmeğimiz bir tesiye kadar. Aa bir tane içine düştü. Haydi. Yakaladım. Ay, yakaladım. Bunu biraz süzünce tepsi alacağız. Bu yufka ekmek normal ekmekten farklı oluyor değil mi anne şeyi? Hı hı. Bandum ekmeği. Tabii. Biraz az pişiyor. Uğrasız. Uğrasını süpürüyoruz. Süpürüyoruz, hazırlıyoruz böyle. Bunu önceden hazırladık. Onu da çekimlerini daha önceden yapmıştık. Onu da göstereceğiz inşallah. Kazımızı kesmeden ekmeğimizi yaptık. Bu şekilde inşallah halledeceğiz. Bir tane kazın yağı bu. Yani çok fazla yağı yok bu kadar yani.
Eskide beslenmiş kodalıyla değil mi anne? Biz şimdi kodalıyla falan besleme değil. Örüden dokma işte. Kodalı da kaldık. Oha. Sen kafes yapıp 30, değil mi? 30 gün beslerdik bir ay. Ha, şimdi öyle falan yok. Biz örüden tutma. Mısırla beslemeyle. Bu şekilde. Bu tencere dolu. Tabii eski öyle olsa besleme olsa tencere dolar. Bu kadar yine iyi çıktı yani. Arkadaşlar az bir şeyimiz kaldı, az ekmeğimiz kaldı. Şimdi bu şekilde yaptık. Burada da süzdürdük. Gördüğünüz gibi az bir yağımız kaldı. Bitmek üzere. Ben bir şey belirtmek istiyorum. Bu bizim yöremize eski pazara ait bir bu bandıma. Eflani yöresi yapıyor. Onlar farklı yapıyor. Bunu ekmeği suyuyla ısıyorlar. Üzerine et falan doğruyorlar. Bizde öyle olmaz. Bizde sadece bu şekilde bunu ayrı özel süs ekmeğini yaparız. Bu şekilde yine et koymayız üstüne. Bu eski pazara ait bir şey. Bandıma yani. O yüzden herkes çok bilmez. Genelde hep eflani şeyini biliyorlar. En çok o tarafın bandıması meşhur gibi ama bizim bandımamız daha güzel onlarınkinden. Ben bizimkini seviyorum. Onlarınki ıslama gibi oluyor. Gerçek bandıma bizimki yöremizin ekmeği. Şurası demiş. Yine de yanında yat. Evet, akşam oldu. Şimdi yemek hazırlıklarımız full tam devam ediyor. Şimdi bizim usulümüzde yine böyle bir şey var. Biz yufkayı bu şekilde yaparız. Oturtma deriz, ıslama yani. Tavuğun suyunda suyuyla yağıyla karışık ıslarız. Biz eflani yöresi onlar bandımaya böyle yapıp et koyuyorlar üzerine. Ama bandıma diye. Bizimkisi de bu şekilde. Biz sade ıslama deriz yani oturtma deriz. Bu şekilde oturturuz ekmeklerimizi. Bu şekilde yaparız. Gazımız çok besli olmayınca şey bu kadar oldu. Yine de yetkiliriz işte yememize değil mi? Doğal. Doğal. Evet. En azından doğal. Doğal. Mısır yedi. Başka ekstra hiç öyle yabancı şeyle yemedi yani. Evet. Dışarıda zaten. Ben buraya eskiden. Sen kes. Beslerle. Evet. Kafeslerde beslendi. Herkes yapardı onu. Millete onu bunu davet olurmuş eskiden. Çatlardı bir de. Çatlayasıya kadar beslenirmişmiş. Bir de davet biri gaz besledi mi bütün koyu çağırmışmış, davet edermişmiş. Ya da aileyi. Ha, bu şekilde böyle hem ıslaması hem şeyi gazın da ortaya yere koyarlarmış. Kalabalıkta yapılan yenilen bir şey. Aynen. Ama o tabii beslediğim için bayağı bir oluyormuşmuş koca bir tencere. Herkesin olur bir kazı. Tabii. Evinde. Çok kişi de yok. Öyle çoğu duran insanla bile yapmıyor. Bir de yaşında şeyle kimse uğraşmıyor. Hindi. Hindi de aynı güzel. O kızartılacak güzel. Mı? Kızartılmayacak. Yok. Hayır kızartılmayacak. Böyle bir şekilde pişiyoruz. Suyuyla beraber ıslayacağız. Vallahi. Bu aslında tok suyundan da olur. İlla gazdı, curuktu bir şey değil yani bu. Yerli tok suyu olsa da bir tane tatlı olur. Unuttuk bir tatlı. Çocukken belki de yemiştik. İşte ben de hatırlatmak için biraz da insanlar o yüzden çekiyoruz biraz da. Yöresel yemeklerimiz. Bu bandıma bize ait. Kimseye ben görmedim hiçbir yerde. Gazdan? Gazdan ha. Hindi de çok yağ olmaz değil mi anne? Hindinin yağı çok olmaz. Onda da olur belki de. Bunun yağı dişi çok olmuyor. Oluyor mu anne? Şu gevşek oldu. Ya işte. Ben anamdan öğrendim. Benim hocam anam. Anam seni eğitmiş. Eğitti, öğretti her şeyi. Kedi bakmazından tut da bandımasından her şeyi öğrendik. Ta yapacaklarımız var öğretici. Ben de seviyorum böyle yöresel şeyleri. Sen kes, ben yerleştir. Şimdi suyumuzu kaynattık, etimizi içinden ayırdık, ıslıyoruz. Hemen ıslayacağız bunu, sofraya sıcak sıcak servis. Geliyor herkes de. Bu şekilde ıslıyoruz. Yağlı yağ.
Iğdava suyunda hem yağlı hem sulu. İyi yağlı güzelmiş. Evet arkadaşlar, kazımızı pişirdik, bandırmamızı yaptık, ıslamamızı da yaptık. Şimdi bize yiyeceğiz, afiyet olsun bize inşallah. Şimdi bandırmamızı şöyle yiyoruz. Böyle düre düre. Bu şekilde. Böyle bu şekilde yiyoruz. Bize afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.